Sesli Kitap 3 Nasihat Yazan Ömer Seyfettin. Durmuş'un bir anasından başka kimsesi yoktu. Fakirdi ama gençti, kuvvetliydi. Öküzün biri ölünce tarlasını süremedi. Para kazanmak, tekrar çiftini düzeltmek için gurbete gitmeye karar verdi. Gurbet, İstanbul demekti. Köyde kim çaresiz kalırsa, kimin işi bozulursa İstanbul yolunu tutardı. Durmuş da torbasını omuzladı, çarıklarını sıktı, eline bir değnek aldı, gurbetçilerin arasına katıldı. Deretepe açtı, sonunda İstanbul'a geldi. 2 gün hemşehrilerin kahvesinde pinekledi. Ne iş tutacağını bilmiyordu, bir sanatı yoktu. "Bari uşak olayım," dedi. Kapı aramaya başladı. Bir hafta geçti, uygun bir yer bulamadı. Bir gün kahvenede Müstakim Efendi isminde birini tavsiye ettiler. Evi Edirne Kapı'daydı. Durmuş gitti. Bu efendiyi buldu. At sakallı, nur yüzlü bir ihtiyar. Eteğini öptü. "Uşak arıyormuşsunuz. Beni alın efendim," dedi. Müstakim Efendi onu tepeden tırnağa süzdü, nereli olduğunu sordu. Durmuş, "Kastamboğluyum," dedi. "Evli misin?" "Hayır." "Anam babam var mı?" "Yalnız anam var. Babam sizlere ömür." "Ne vakit İstanbul'a geldin?" 10 gün evvel." 10 gün boş mu gezdin?" "İş aradım." "Bulamadın mı?" "Bulamadım." Kazanacağı parayı, ne yapacağını, borcu olup olmadığını sordu. Durmuş'un verdiği cevaplardan memnun oldu. "Pek oğlum," dedi. "Ben seni yanıma alayım ama çok para veremem." Durmuş. "Ben çok para istemem efendim. Ama ben pek az para veririm." "Ne kadar verirsiniz?" "1 kuruş." "Günde 1 kuruş mu?" "Hayır." "Haftada 1 kuruş mu?" "Hayır." Durmuş biraz şaşaladı. Tekrar sordu. "Ayda 1 kuruş mu efendim?" "Hayır. Senede 1 kuruş. Durmuş, bu ihtiyar efendiyi kendisiyle eğleniyor sandı, güldü. Önüne baktı, utandı. Fakat Müstakim Efendi yine "Senede 1 kuruş, dedi. "Yalnız bu kadar değil, bir de nasihat vereceğim." Durmuş gözlerini yerden kaldırdı. "Ben nasihatı ne yapayım? Bana para lazım efendim." "Para harcanır, biter. Yahut kaybolur oğlum. Ama insanın aldığı nasihat hiç bitmez. Ölünceye kadar işine yarar." Durmuş, mahzun mahzun yiğinin önüne baktı. Kuru lafın işe yarayacağını hiç akıl ermedi. Tekrar Müstakim Efendi eteğini öptü, çıkıp gidecekti. İhtiyar, "Dur oğlum, şöyle duvarlara bak. Görüyorsun ya, hep kitap dolu. Burada 5000 kitap var. Ben bunların hepsini okudum. Ömrüm ilimle geçti. Saçım, sakalım kitap üzerine ağardı. Aklın paradan daha kıymetli, paradan daha işe yarar bir şey olduğuna kanaat getirdim. Nasihat, hazır bir akıl demektir. Yoksa ben sana senede 5-10 lira verebilirim. Fakat paradan çok daha kıymetli olan nasihatı veriyorum. Aklın varsa kal, bana hizmet et." Durmuş, "Hayır efendim, bana para lazım, nasihat lazım değil," dedi. Dışarı çıktı. Sokakta yalnız kalınca düşündü. Acaba bu paradan kıymetli olan nasihat neydi? Kahveye geldi. O gece merakından uyuyamadı. Acaba tek kuruşa katık olarak vereceği nasihat ne idi? Sabah olunca Edirne Kapı'nın yolunu tuttu. Müstakim Efendi'ye gitti. Eteğini öptü. "Vereceğiniz nasihatı merak ettim," dedi. "Bir sene size hizmet edeceğim." "Pekala oğlum. Sene sonunda kuruşunla nasihatını alırsın." Durmuş tam bir sene kitap odasını süpürdü, bahçeyi belledi, su taşıdı, merdivenleri yıkadı, camları sildi. Müstakim Efendi'nin her hizmetini yaptı. Sonunda bir sabah efendisi onu çağırdı. "İşte oğlum, yanıma gireli tam 1 sene oldu. Kulaklarını iyi aç, nasihatini vereyim. Yolunu, izini bilmediğin yere gitme. Al şu kuruşunu da."
Durmuş, efendisinin uzattığı kuruşu aldı, birdenbire canı sıkıldı. Büyük bir nasihat alacağını sanıyordu, halbuki kuru bir laftı. "Ben bu nasihati zaten biliyordum efendim," dedi. Müstakim efendi güldü. "Biliyorsan iyi, şimdi o bildiğini hatırladın. Bu daha iyi." Durmuş, alık alık bakır kaldı. "Demek bir sene hep bu iki çift laf için çalışmıştı ha?" Efendisinin eteğini öptü, izin aldı, çıkıp gidecekti. İhtiyar yine dedi ki, "İstersen bir sene daha kal, yine bir nasihatle bir kuruş veririm." "Hayır, istemem efendim," diye çıktı. Hemşehrilerin kahvesine gitti, gece yine merakından uyuyamadı. Acaba bu vereceği nasihat ne idi? Bir sene sabretmiş, birinci nasihat için çalışmıştı. Şimdi meraktan çatlayacaktı. Acaba ikincisi ne idi? Dayanamadı. Kalktı, Müstakim Efendi'nin evine geldi. Tam bir sene daha hizmet etti. Sene sonu yine Müstakim Efendi onu çağırdı. Bu sefer kuruşu peşin verdi. Sonra, "Al nasihatini, emanete hıyanetlik etme," dedi. Durmuş'un yine canı sıkıldı. "Efendim, ben bu nasihati biliyordum." "İyi ya işte, biliyorsan şimdi de hatırladın. Bildiğini hatırlamak, yeniden bir şey öğrenmek kadar faydalıdır." Durmuş giderken efendisi tıpkı geçen seneki gibi. "Oğlum, eğer bir sene daha kalırsan sana bir kuruşum ve son bir nasihatim daha var," dedi. Durmuş kabul etmedi. Çıktı, hemşerilerinin kahvesine gitti. Bir gece, iki gece, üç gece rahat uyuyamadı. Acaba efendisinin bu son nasihati ne idi? Belki bildiği bir şeydi ama ne idi? Hep bunu düşünüyordu. Sersem sersem iş aradı, bulamadı. Madem ki iki senelik emeğim havaya gitti, bir sene daha uğraşır, şu son nasihati de anlar, merakta kalmam, dedi. Tekrar geldi, eski kapısına girdi. Tam bir sene daha Müstakim Efendi'ye de hizmet etti. Sene sonunda efendisi yine onu çağırdı, kuruşu eline verdi. "Al nasihatini," dedi. "Karını kendin gitmediğin yere gece yarısına gönderme." "Karını kendin gitmediğin yere gece yatısına gönderme." Durmuş bu nasihate de omzunu kaldırdı. İçinden, "Dipsiz bir laf işte," dedi. İzin aldı. Çıkacağı zaman efendisi nereye gideceğini sordu. "Artık memleket efendim." "Başka bir yere girmeyecek misin?" "Hayır." "Niçin?" 3 sene oldu gurbetteyim. Anam ihtiyar. Gideyim bakayım ne oldu." "Pekala oğlum. Yalnız yola çıkacağın zaman buraya uğra, sana bir hediye vereyim. Benden anana götür. Olur mu?" "Olur efendim," dedi. Hemşehrilerin kahvesine düştü. Bu sene memlekete dönecek, gurbetçilere başına geleni anlattı. Hepsi güldüler. "Sen deliymişsin," dediler. Artık İstanbul'da durmak istemedi. Ama memlekete nasıl gidecekti? Cebinde 3 kuruştan başka para yoktu. Gurbete yayan gelinirdi ama gurbetten memlekete yayan dönülmezdi. Para lazımdı. Herkes kirayla sürücü atları tutardı. Ayakla bu sılacı kervanına karışmak mümkün değildi. Hemşerileri hain acıdılar. Aralarında ona bir beygir kiralayacak kadar para topladılar. Tam Üsküdar'a gidecekleri akşam Durmuş Efendi'nin evine gitti. "İşte gidiyorum efendim," dedi. İhtiyar kalktı. "Yolun açık olsun. Al şu hediyelerimi anana götür," diye ona 2 büyük somun uzattı. Durmuş içinden, "Hay münasebetsiz herif, şu gönderdiği hediyelere bak," diye kızdı. Ama kabul etmedi. Ama belli etmedi. Somunları aldı. Kahveye geldi. Heybesine koydu. Sılacılarla beraber Üsküdar'a geçti. Handa bekleyen beygirlere bindiler. Geceleyin ay aydınlığında yola düzüldüler. Dere tepe düz gittiler. Dağları aştılar. Bir gün bir ormanın kenarında taşkınca bir suya rast geldiler. Geçecek yerini bulamıyorlardı. Durmuş bu kadarcık bir su karşısında hemşerilerin ürkekliğine güldü. Atını suya sürecekti. Tam bu esnada efendisinin verdiği nasihat aklına geldi.
yolunu, izini bilmediğin yere gitme. Dizginini topladı. Atın ön ayakları suyun içindeydi. Yanındaki arkadaşı durmadı, atını sürdü. İki adım atınca birdenbire suyun içinden kayboldu. Çıksın diye beklediler, çıkmadı. O vakit civarda bir çoban buldular, suyun geçilebilecek yerini öğrendiler. Meğerse orası bir girdapmış. Durmuş, efendisinin nasihatini hatırlayarak atını o zavallıdan evvel sürmediğine şükretti. Bir gün karnı çok acıktı. Efendimin hediye gönderdiği şu somunlardan birisini koparıp yesem, dedi. Elini heybesini atarken tam bir senelik emek sarf ederek işittiği nasihat aklına geldi. Emanete hıyanetlik etme. Elini çekti. Şeytana uymayayım, dedi. Birkaç gün, birkaç gece daha yürüdüler. Sonunda bir gün karanlık bir ormanın yanından geçiyorlardı. Ağaçların arasından teslim olun diye bir ses işitti. Durdu. Onunla beraber bütün kervan da durdu. Eşkıyalar her tarafı çevirmişti. Efe meydana çıktı. Canını kurtarmak isteyen üzerinde başında nesi var nesi yoksa buraya bıraksın, selametle yoluna gitsin diye haykırdı. Kimse davranamadı, kimse kaçamadı. Eşkıyalar yolun gerisini de tutmuşlardı. Can maldan tatlı. Herkes nesi var, nesi yok Efe'nin önüne döktü. Semenelerce emek verilerek kazanılan lira kemerleri, altın keseleri, gümüş elmas hediyeler, bir daha birçok şeyler. Durmuş'a sıra gelince, benim bir şeyim yok, dedi. Efe inanmadı. Ne demek, sen gurbetten gelmiyor musun? Gurbetten geliyorum. Çalışmadın mı? Çalıştım. Para kazanmadın mı? Kazanmadım. Yalan. Vallahi kazanmadım. Hemşehrilerime sor istersen. Efe hemşehrilerine sordu. Hepsi Durmuş'un para kazanmadığını, senede bir kuruşa hizmet ettiğini anlattılar. Efe Durmuş'un bu aptallığını hem güldü hem kızdı. Adamlarına şu budalaya bir sopa çekin de bir daha para kazanmadan gurbette kalmamayı öğrensin, dedi. Durmuş'u yere atırdılar. Canı çıkıncaya kadar dipçiklerle dövdüler. Sılacıların hepsi Durmuş gibi 10 parasız evlerine döndü. Durmuş'un anası daha fazla ihtiyarlamıştı. Zavallı kadın 3 senedir çektiği sefaleti anlattı. Neye para kazanamadın a oğlum diye darılacak oldu. Durmuş, hemşerilerim gibi kazansaydım yine eşkıyalara kaptırarak elim boş dönecektim, dedi. Karnı çok acıkmıştı. Anasından biraz yiyecek istedi. Kadıncağız ağlamaya başladı. Bir şey yok oğlum. 2 gündür ağzıma lokma girmedi. Bari şu heybenin içinde efendimin sana hediye gönderdiği somun var. Birisini kıralım, beraber yiyelim, dedi. Heybeden bir somun çıkardılar. Kırınca etrafa şangır şangır altınlar yayıldı. Şaşırdılar. Öbür somunu da kırdılar. Onun da içi altın doluymuş. Sevinerek hepsini topladılar. Durmuş, 2 senelik emeğini efendisine helal etti. Eğer 1 sene hizmet ederek aldığı yolunu, izini bilmediğin yere gitme nasihatini aklına getirmeseydi girdapta boğulacaktı. 2. sene aldığı emanete hıyanetlik etme nasihatini hatırından çıkarsaydı yolda somunları kıracak, altınlar meydana çıkacaktı. Sonra hemşehrileri gibi soyulacaktı. Yavaş yavaş düşündükçe efendisinin ne kadar büyük, ne kadar akıllı bir adam olduğunu anlamaya başladı. Ona İstanbul'da iken aylık verseydi biriktiremeyecekti. Yahut sılaya dönerken paraları bir kazaya uğrayacaktı. Durmuş daha düşündükçe aklın paradan kıymetli olduğunu anladı. Akıl olmazsa para hiçbir işe yaramazdı. İşte arkadaşlarının hali, dağ başlarından, eşkıya içinden dolu kemerlerle geçmenin cezasını gördüler. Durmuş, zengin olunca tarla aldı, bağ aldı, koca bir çiftlik kurdu, köyünün ağası oldu. Ama bir türlü evlenemiyor, yaşı 30'u geçtiği halde bir kız bulup alamıyordu. Evlenmesini teklif eden köy ağalarına, ben de isterim ama bir şartla, derdi. Nasıl şart ağa?
hanımı kendi bulunmadığım yere misafirliğe göndermem. Akrabaların yanına göndermez misin? Göndermem. Anasının, babasının yanına da mı göndermezsin? Kendim bulunmadığım hiçbir yere göndermem. Niçin? Bilmem. Durmuş, efendisinin üçüncü nasihatini bir türlü aklından çıkarmadı. İlk iki nasihati de evvela anlayamamıştı ama sonra onların ne kadar faydasını gördü. Kendi köyünde, komşu köylerde bu şartla kimse kız vermiyordu. Herkes, biz evladımızı esir yapamayız diyordu. Sonunda iki saat uzak bir köyde öksüz bir kız buldu. Durmuş onu aldı, şanına layık düğün yaptı. Mesut oldu. Bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Aradan 4 sene geçti, karısını hiçbir yere göndermedi. Anca beraber, kanca beraber derdi. Bir gün karısının akrabaları geldi. Köylerinde düğün varmış. Durmuş'tan bir gece için izin istediler. Hayır, olmaz, dedi. Niçin? Bilmem. Efendisinin nasihati aklından çıkmıyordu. Yalvardılar, yakardılar. O razı olmadı. Kendi köylüsü de karısının köylüsüne karıştı. Zavallı kadın, verem olacak diye laf etmeye başladılar. Hep birden onun üzerine düştüler. Ant verdiler. Durmuş artık herkesin ısrarına dayanamadı. Bir gece kalmak üzere karısını köye yolladı. O akşam pişmanlığından yemek yiyemedi. Niçin efendimin nasihatini dinlemedim diye sıkılmaya başladı. Dinlediği iki nasihattan büyük faydalar görmüştü. Şimdi son nasihati dinlemediği için kim bilir ne büyük bir zarar görecekti. Duramadı. Uşaklarını atını hazırlattı. Geceleyin 2 saat ötedeki köye yetişti. Düğün evinin önüne gitti. Delikanlılar çitlere dayanmışlar avluda. Meşaleler altında oynayan kızlara, kadınlara bakıyorlardı. O da yaklaştı. Karısının çocuğuyla beraber bir köşede büzülmüş oturduğunu gördü. Acaba bu gece hangi akrabasının yanında yatacaktı? İçine bir kurt girdi. Döndü, arkasına baktı. Bir koca karı geçiyordu. Ondan bunu anlamak istedi. Bana bak nine, sana bir şey soracağım. Sor oğlum. Şu köşede çocuğuyla beraber bir taze oturuyor, görüyor musun? Koca karı dikkatle baktı. Görüyorum. Kimin nesidir o? Ah evladım sorma. Onu bir zalim herif aldı. Zavallı taziye dünyayı zindan etti. 4 senedir işte köyüne yeni geliyor. Acayip. Evet. Bütün köylü zorladı da bu sefer izin alabildi. Kocası öyle fena, öyle zalim bir adam ki. Durmuş'un yüreği atmaya başladı. Karısının nerede uyuyacağını sordu. Koca karı, bilmem diye cevap verdi. Durmuş düşündü, taşındı. Birdenbire dedi ki, beni bu gece bu kadının uyuduğu yerde misafir edebilirsen sana 5 altın veririm. Yiğidim, ondan kolay ne var? Demek benim misafir edebileceksin. Elbet. Nasıl? Onun akrabaları benim kapı komşumdur. Benim her sözümü dinlerler. Doğru söyle. Sen hemen altınları ver yiğidim. Durmuş kesesinden 5 altın çıkardı, koca karıya verdi. Gece yarısı geçti. Koca karı geldi, onu aldı, bir avlunun ta sonundaki odaya soktu. Durmuş yüzünü sarmıştı. Karısı onu tanımadı. Hemen bağırmaya başladı. Durmuş sesini çıkarmadı, kapıyı kilitledi. Üzerine yürüdü. Zavallı kadın köşeye büzülmüş, hem bağırıyor hem tekme atıyordu. Durmuş yanına hiç yaklaştırmadı. Akşamdan uyuyan oğlu yatağın üzerindeydi. Annesinin haykırmasına uyanmadı, mışıl mışıl uyudu. Durmuş, karısını daha çok bağırtmamak için kapının yanına oturdu, hiç sesini çıkarmadı. Bütün gece ağlayan kadıncağız sabaha karşı korkudan, yorgunluktan sızar gibi olmuştu. Avluda horozlar öttü. Durmuş, yavaşça yatakta uyuyan çocuğunu aldı, sessizce dışarı çıktı. Avluyu geçti, atına bindi, 4 nala köyüne döndü. Karısının akrabaları gece çocuğun çalındığını duyunca ne yapacaklarını şaşırdılar. Ağaya ne cevap vereceğiz diye düşünmeye başladılar. Koca karı buna da kulp buldu. Bu oda zaten eski, yakınız. Gece yangın oldu, çocuğu kurtaramadık dersiniz dediler. Onu dinlediler. Hemen odayı yaktılar. Ağlayarak, sızlayarak Durmuş'un karısını evine getirdiler.
dövünüp duruyorlardı. Durmuş, "Çocuk nerede?" diye sordu. "Ah, olan oldu. Gece odamız yandı. Çocuğu kurtaramadık," dediler. Durmuş güldü. "Niye ağlıyorsunuz canım?" dedi. "Başımız sağ olsun. Elhamdülillah genciz. Allah başkasını verir." Karısının akrabaları Durmuş'un bu soğukkanlılığından biraz ferahlar gibi oldular. Tam bu sırada kapı açıldı. Durmuş'un çocuğu yanlarına geldi. Annesinin kucağına atıldı. Çocuğun yandığını söyleyenler şaşırdılar. O vakit Durmuş, "Gördünüz ya yalancı alçaklar, niçin karımı kendimin bulunmadığı yere göndermiyormuşum?" diye bağırdı. Hepsini tekmek tokat kovdu. İhtiyar efendisine 3 senelik ekmeğin hakkını da helal etti.